Bu köprülerle aslında biz yaya trafiğini daha da çoğaltmış oluyoruz. Biliyorsunuz bir tane kaya başında var köprü. Yani belirli bir mesafeyi yürümekten yani imtina edip dolmuşa taksiye biniyorlardı. Şimdiki burayla ilgili asansörler çıkıp yani tamamen yaya olarak yaya trafiğini artırmış bulunuyoruz. Aynı şekilde Esentepe Yeşilmahalle arasında gene bir köprümüz var. Yatay asansörümüz var Öğleberi Mahallesi'ndeki ve çok yani kullanılan yer. Gene Yenişehir Mahallesi'ne çıkan merkezden biliyorsunuz yürüyen merdiven var. Bu da yani iki mahalle ve hastane en yoğun işte istasyonun olduğu bölgeye hizmet edecek bir köprü. Ve ayrıca şehir merkezine inebilecek iki tane asansör var. Burada biliyorsunuz gene çok yoğun bir nüfus var Kartaltepe tarafında. Yani buna hizmet edecek. Yani iki mahalleyi birbirine birleştiren bir köprü oldu. Ama bunun gene devamı yapılacak şimdi. Çok yakında yine Atatürk Mahallesi, Yeni Mahalle ve Namık Kemal Mahallesi'ne hitap edecek bir asansör yapıyoruz ki Kartaltepe Mahallesi'ne çıkacak. Bu mahalleye çıktıktan sonra hemen hemen bir 300 metre yürüdükten sonra bu köprüyü kullanarak yani 3 tane mahalle daha hastaneye çok kısa bir şekilde yani belki de yani bir taksiyle gitmelerinden daha yakın bir mesafede hastaneye ulaşabilecekler yani. Bu yaşamı kolaylaştırmak için yapmış olduğumuz hizmetler bunlar. Bugüne kadar yapmış olduğumuz hemen hemen 3 tane, 4 tane yaya köprüsü yaptık. Bir tane çok büyük bir köprü yaptık yani Karabük'te. Bunun dışında gene 2 tane çok iyi bir bulvar açtık ki hemen o bulvarın işte yapımıyla beraber karşı tarafta çok büyük bir mahalle ortaya çıktı. Gene o mahallede gene mezarlığa hizmet verecek gene çok yoğun olan bir yaya trafiğinin olduğu yerde gene bir asansör projemiz daha var. Bu iki tane asansör de önümüzdeki sene devreye girdikten sonra hemen hemen 7-8 tane Karabük'te bütün tepelere çıkabilecek asansörler, işte yürüyen merdivenler tamamı yapılmış oluyor yani Karabük'ten ilgili.